Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastor Güçlerman. Sizlerle bol yaşam konusunu işlemekte olduğumuz bir program serisinin 3. programındayız. Yuhanna 10. bölüm 10. ayet şöyle diyor. Hatta İsa'nın sözleri, hırsız yani şeytanı kastediyor. Yalnız çalmak, öldürmek ve yok etmek için gelir. Ama ben ise insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye Geldim. Evet, İsa'nın bizlere vermek istediği bu harika bol yaşamı işlemekteyiz ve değerli eşim Gülben bizlerle birlikte hayatıma hoş geldi. Hoş bulduk. Bol yaşam çok önemli bir konu. Buna değiniyoruz. Özellikle sadece e, Mesih'e iman eden kişiler için de e, geçerli bir konu değil. E, İsa Mesihi tanımayan kişilerin de burada gözlerini açmak istiyoruz. Tanrı'nın her bir insan için tasarladığı harika ve bol bir yaşam var. Her şeyin bolu, bolluğu her şeyin doluluğunun olduğu bir yaşam, tatmin eden, doyum getiren bir yaşam var değil mi hayatım? Evet. O yaşam. Ve bunun müjdesini duymamız gerekiyor. Evet. evet. Ve bol yaşamı İsa Mesih'e iman etmekle adım atıyoruz. Evet. Ondan önce mümkün değil. Çünkü ondan önceki yaşam kendi gücümüze dayanan bir yaşam. Evet. Tamamen kendi gücümüzle başarabildiklerimize, kendi gücümüze dayanan, gayretimize dayanan bir yaşam sürüyoruz. Hı hı. Ama İsa Mesih ile tanıştıktan sonra Tanrı'nın kendisi bu bol yaşamı bize lütfuyla aktarıyor. Evet. Ve e, bu bol yaşamı yaşamaya başlıyoruz. Evet. Önemli olan bol yaşamı nasıl yaşayacağımızı öğrenebilmek. Evet. E, çünkü e, elçilerin işlerinde de, bu elçilerin hayatından da görüyoruz. Elçiler bol yaşama sahip olarak ve bunun bilincinde bu bol yaşamı sürdürdüler, e, yaşadılar. Evet ve mesajının bize verdiği Mesihte sahip olduklarımızın bilincinde de yaşamak bu bol yaşamı tatmak ve bol yaşamın bu doluluğuyla yaşamak e, bu Tanrı'yı hoşnut ediyor ve bu Tanrı'nın bizim için olan isteği daha Hı. önceki programlarımızda Tanrı'nın isteğini bilerek bu bol yaşamı e, tatmamız gerektiğini ve bu Tanrı'nın isteğini kendi hayatımızda bilmenin kendi e, Tanrı'nın planı kendi hayatımız için bilmenin bu bol yaşamı e, yaşamak için bir başlangıç noktası ve aynı zamanda da e, Tanrı'nın lütfuyla bu bol yaşamı sürdürebilmenin Tanrı'nın Tanrı'yı hoşnut eden bir şey olduğunu görüyor, görüyoruz. Ama bir de şunu e, ör, vurgulamamız gerekiyor ve e, göstermemiz gerekiyor Kutsal Kitaptan ki bu bol yaşamı yani e, Tanrı'yı hoşnut edebilmek bu Tanrı'yı hoşnut eden bol yaşam yaşayabilmek bu dünyada mümkün mü? Hı hı. Yani bu kirli dünyada bu bol yaşamı e, yaşayabilir miyiz? Bu kirli dünyada Tanrı'yı hoşnut edebilir miyiz? Nasıl hı. yapacağız bunu? Yani e, çünkü etrafımızdan etkilenmeden, kötü durumlardan etkilenmeden, kötü durumların baskısı altında ezilmeden e, bu bol yaşamı yaşayarak Tanrı'yı hoşnut etmek mümkün müdür? Hı hı. Ya bu çok önemli bir konu. Şimdi 2. Petrus 1. bölüm 3. ayette şöyle yazıyor. Diyor ki kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. Evet gereken her şeyi bize verdi. Evet. Bu yani, yaşam için gereken her şey bize verildi. Evet bunu yaşamamız için evet. gereken her şey bize verildi. Hı hı. Yani bizim daha fazla güce daha fazla lütfa, daha fazla e, bir şeye ihtiyacımız yok. Hı hı. Tanrı'yı ve İsa Mesih'i tanışmakla ve iman etmekle bu bol yaşam bize verildi. Hı hı. Ve Tanrı diyorsa bu gereken her şeyi, bu bol yaşamı yaşamak için gereken her şeyi Rab bize verdi. Hı. hı. Ve Rab bize verdi demek. Her şey elimize yani bize sözünü <laughs> verdi. Evet. Sözün sözünü verdi bize elimizde. Bunu açıp <laughs> okumadığımız sürece o bol yaşamı ne keşfedebiliriz ne yaşayabiliriz. Hı hı. Bize kutsal ruhunu verdi. O kutsal ruhla dolu yaşamazsak hı hı. bol yaşamı tadamayız. Bol yaşamın gücüne sahip olamayız. Yani ihtiyacımız olan her şeyi verdi. Vaatlerini verdi. İsa Mesih biricik olduğunu bizim için çarmıhta verdi. Kurtuluşu verdi. Lütfunu sağladı. Sözünü verdi. Meleklerini verdi. Melekleri çevremizde kutsal ruhunu verdi. Yazılı sözüne sahibiz. Her şey her şey sahibiz. Hı hı. Ama tabii bununla ne yapacağımıza bağlı değil mi? Evet evet. Yani. ve ve şu var. Bu ayette diyor ki sizi çağıranın tanrısal gücü. Hı hı. Bu tanrısal güç Tanrı'nın yüce lütfudur aslında. Evet. Çünkü lütuf kavramını anlamamız gerekiyor. Şimdi hı hı. lütuf kilise dünyası tarafından yanlış anlanan bir konu aynı zamanda. Evet. Şimdi kilise dünyası lütfu nasıl biliyor? Hı hı. Lütufla kurtulduk, değil mi? Evet. Lütufla kurtulduğumuz doğru. Evet. Bu çok önemli bir konu. Hı -hı. Ama sadece lütufla kurtulduk diye bitirirse bu çok çok eksik olur. Hı -hı. Aynı zamanda lütuf sayesinde yaşıyoruz. Hı -hı. Lütufla yaşıyoruz. Evet. Şimdi lütufla kurtuluşu birazcık göstermemiz lazım. Şimdi Efesliler, çünkü bu çok önemli bir konu. Hı -hı. Buna, bu, bu anlaşılıyor ama... E anlaşı an, bu konuda anlamayanlara da anlatmak lazım. Şimdi Ayet, sen tabii kilise dünyasına seslenmek istiyorsun. Evet. Ama aynı zamanda Mesih tanımayan insanlar da bizi izliyor. Hristiyan olmayan insanlar da bizi izliyor. Evet, evet. Onlar için de lütufu kavramını anlamaları çok önemli. Çünkü açık konuşayım, Türkiye'de yani lütuf ve merhametin ismi var ama cismi yok. Yani bunlar Mesih'i tanımadan ve kutsal kitabı ...okumadan anlaşılacak konulardı yani. Lütufun ismi olabilir ama lütuf nedir? Lütuf yok. Çevreye bakıyorum. İnsanlarda lütuf yok. İnsanlarda merhamet yok. Acımasız bir dünyada yaşıyoruz. Hı hı. Dinin köre, körelttiği zihniyetlerle yaşıyoruz. Günahın körelttiği, kat, nasırlaştırıp katılaştırdığı yüreklerle dolu insanlarla... ...bunun ortasında, çevresinde yaşıyoruz. Yani gerçekten lütuf olmayan ve merhamet olmayan bir dünyada yaşıyoruz... Hı hı. Tanrı'yı tanımadan gerçek lütfu ve gerçek merhameti anlamak zaten mümkün değil. Hı hı. Bu yüzden bunu da yani görmeleri lazım değil mi? Evet. evet. Efesler 2. bölüm 8-10'da diyor ki, iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Yani hı hı. dedim ya, bol yaşama İsa Mesih'i tanımakla ve iman etmekle başlıyoruz. Ondan önce mümkün değil. Neden? Çünkü ondan önceki yaşamımız kendi gücümüze dayalı olarak yaşadığımız yaşam ve Tanrı'dan ayrı bir yaşam ve Tanrı'dan ayrı bir yaşam. Yani biz kendi başarımızla, kendi sevaplarımızla, kendi iyiliklerimizle Kutsal Kitap diyor ki Tanrı'nın yanına gidemeyiz. Evet. Yani cennete gidemeyiz. Evet. Kendi yaptığımız iyilikler ne kadar çok olursa olsun yeterli değil. Evet. Tanrıyla ölçtüğün zaman yeterli değil. Ve dolayısıyla Kutsal Kitap diyor ki kendi başarınızla, kendi iyiliklerinizle, performansınızla. kendi performansınızla, kendi sevaplarınızla kurtulmadınız. Hı hı. Ve kurtulamazsınız. Bu, bu kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir diyor. Çünkü kendi başarımızla, kendi sevaplarımızla kurtulsak ödül olur. O zaman diyebiliriz ki Cennet'e gittiniz. Beni buraya getiren benim. Ben başardım. Ben başardım ödülümü almak için evet. ben başardım, kurtuluşu kazandım. Kazandım ve kurt cenneti kazandım. Hı hı. Bu demek. Evet. Ama kişi kendi gücüyle cenneti kazanamaz. Evet. Bu mümkün değil. Hı hı. Çünkü kişi kendi gücüyle cenneti kazanması için hiçbir günah işlememesi gerekiyor. Hiç. 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 Sıfır. Yani bir tane bile günah kazansan tamam. Eksik evet. kalıyorsun. İşlesen, Eksik kalıyorsun. Cennete gidemezsin. Ama hiç günah işlemeyen birisi var mı dünyada? Yok. İsa Mesih dışında kimse yok. Yok. O yüzden işte kendi başarımızla, kendi sevaplarımızla, kendi işlerimizle cenneti kazanamayız. Hı. O yüzden burada diyor, kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Ve bu sizin başarınız değildir. Tanrı'nın armağandır. Nedir bu Tanrı'nın armağın? Lütufla kurt kurtulmak. Lütuf yani armağan. Evet. Lütufla kurtulduk. Bedelini başkasının ödediği bir armağan. Hı hı. Yani birisi sana armağan getirir işte doğum gününde. Onun parasını başka birisi ödemiştir. Sen ödemiyorsun ve sana onu sunar. Sevgiyle sunar. İşte lütuf odur o hediye ve armağan. Lütuf evet, değil evet, mi? Evet. Bedelini başka birisinin ödediği, senin kazanamayacağın, kazanmadığın e, bir ve karşılıksız verilen bir sevgi gösterisi. Bir armağan, bir hediye. Lütuf bu. Evet. Kurtuluş ve da bu şekilde. Tanrı'nın lütfunu kurtulduğumuz zaman tanımaya başlıyoruz. Evet. Çünkü kurtuluşla birlikte lütuf geliyor. Yani lütuf geliyor ve biz kurtuluyoruz. Lütfu kurt kurtuluşla lütuf yani çok paralel. Çünkü lütuf sayesinde kurtuluyoruz. Kendi başarımız değil. Ama lütuf sadece kurtulmak için değil. İmanlı yaşamda. Evet. Çünkü dersek ki eğer tamam lütuf sayesinde kurtulduk, bitti. İstediğini lütuf, yap. <laughs> Bitmedi. Evet. Lütuf bitmedi. Yani ikinci olarak lütuf, imanlı hayatı sürdürebilmemiz için ihtiyacımız olan Tanrı'nın gücü, evet. güçlendirmesi. Evet. Bu çok önemli. Ee, bu bir armağan. Bunu kendi işlerimize kazanamıyoruz. Dedik bunu. Kendi evet. işlerimize kazansaydık bu lütuf olmazdı zaten. Evet. Ve kimsenin övünmemesi için iyi işler de değil. Ve imanlı bir yaşamda bu imanlı yaşamı sürdürebilmek için bu lütfu o kadar ihtiyacımız var ki. Çünkü Tanrı'nın hoşnut ettiği bir yaşamı sürdürebilmemiz için kendi gücümüzde olmayacağı için Tanrı'nın gücüne ihtiyacımız var. Bu lütuf işte. Mesela Yakup 4.6'da diyor ki yine de bize çok daha lütfeder. Yani diyor ve diyor ki bu nedenle yazı şöyle diyor. Tanrı kibirlere karşıdır ama alçak gönüllere lütfeder. Ve e, en büyük lütuf bizi kurtarması olduğunu düşünüyorsak yanılıyoruz. Hı hı. Çünkü bizi kurtardıktan sonra imanlı yaşamı sürdürebilmemiz için başka bir ayet diyor ki bize lütuf üstüne lütuf veriyor. Lütuf üstüne lütuf. Evet. Yani e, mesela... Artan bir lütuf. Lütfun hayatımızda artması yani. Evet, evet. Yani eğer dersek ki işte en Tanrı'nın bana lütfettiği en büyük en e, çok, en çok bana lütfettiği zaman beni kurtulduğum zamandı. Bu doğru olmaz. Hı hı. Çünkü ama genel olarak düşünce böyle düşünüyor. En Tanrı'nın en çok bana lütfettiği zaman kurtulduğum. Zaman. Hayır. Tanrı'nın lütfu kurtulduğun zaman tanıştığın bir lütuf. Hı hı. Bu lütuf hayatımıza gittikçe artıyor, gittikçe artıyor, gittikçe artıyor. Neden artıyor? Çünkü imanlı yaşamımızı kendi gücümüze dayanarak sürdüremeyiz. Hı hı. Ancak Tanrı'nın lütfu aracılığıyla. Nedir bu lütuf? İmanlı yaşamı sürdürebilmemiz için gereken Tanrı'nın gücü bizi donatması bu güçle. Lütuf evet. üzerine, lütufla donattığı için imanlı yaşamı Tanrı'ya layık, Tanrı'ya yaraşır bir biçimde sürdürebiliriz. Evet. Mesela bu art, lütfun artması... ...hakikaten güzel bir konuya değiniyorsun. Evet. Dediğin gibi birçok insan düşünüyor ki... ...işte Tanrı'nın lütfuyla kurtuldum... ...orada oldu bitti kaldı... Evet. ...sanki bir seferlik bir şeymiş gibi düşünüyorlar ama... ...yani hakikaten Tanrı'da büyüdüğümüz zaman... ...daha çok lütfa ihtiyacımız oluyor. Evet. Yani özellikle diyelim hizmete atılıyorsun... ...daha büyük işlere... ...daha büyük sorumluluklara... ...yani daha büyük işlere adım attığın zaman... ...daha büyük sorumluluklar üstlendiğin zaman... ...daha büyük lütfa ihtiyacın oluyor. Evet. Tanrı'nın evet. lütfu hakikaten hayatımızda artıyor artmalı ve artabilir. Hı hı. Ve lütuf arttıkça o armağanla gelen, yaşamın kaynağından gelen e, bol yaşam da Tanrı'dan gelen bol yaşamda artıyor. Evet. Lütufla birlikte alt, artan ölçüde artıyor değil mi? Evet. Yani bol yaşamı yaşayabilmemiz için lütfun gücüne ihtiyacımız İhtiyacımız var. var. Evet. Kısa bir ara verelim hayatım. Bu lütfun gücünü işlemeye devam edeceğiz. Hı hı. Sevgili izleyicilerimiz bu kısa aradan sonra devam ediyoruz. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdeturkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 81 75 Kutsama ve bereket. Tanrının bereketinin gücünü ve içeriklerini anlayabilir ve bereket dolu harika bir yaşam sürdürebilirsiniz. Pastör Güçlermanın bu vasıtını ücretsiz sahip olmak için bize yazın. İstanbul, e Posta kodu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta müjde.turkiye@msn.com. SN sattı 534 611 8175. Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pastör Güçlerman. Bol yaşam konusunu incelemekteyiz. Değerli eşim Gülben bizlerle birlikte. Hayatım, biraz evvel bahsettiğin çok önemli bir konu. Lütfun artması. Birçok insan bunun farkında değil belki. Gerçekten Tanrı'nın lütfu hayatımızda artabilir. Değil mi? Ve ne diyor? Tanrı alçak gönüllüye lütfeder, kibirliğe karşıdır. Kibir lütfu azaltıyor, ...alçak gönüllük lütfu arttırıyor, itaat lütfu arttırıyor değil mi? Hı hı. E, o artan lütuf da hayatımızdaki bol yaşamı... ...körükleyen, besleyen bir tanrısal güçtür değil mi hayatım? Evet, evet. Yani şunu bilmemiz lazım... ...sadece lütufla... ...kurtulup... ...lütuf orada bitmedi. Hı hı. Lütuf... ...orada ilk lütufla tanıştık. Hı hı, evet. Ve... ...yaşantımızı... ...Tanrı'ya yaraşır bir şekilde sürdürebilmemiz için... ...bu lütfun gücüne ihtiyacımız var. Evet. Şimdi bu lütuf nedir? Bu çok önemli. Lütfu doğru anlayabildiğimiz zaman bu bol yaşamı çok daha maksimum düzeyde yaşayabiliriz. Evet. Şimdi lütuf, hani ben günah işleyeyim işleyeyim de nasıl olsa Rab bağışlıyor. Böyle bir yaşam değil. Nasıl olsa bana lütfediyor. ediyor. Evet. Ve e, yani ben bağışladığım, ben özür dilediğim zaman Rab beni bağışlayacak. Ve her şey unutulacak. Ama hiçbir şey Ve değişmiyor. ondan sonra tekrar aynı yaşamı yaşayacağım. Yine, gene aynı günahları işleyeceğim. Nasılsa şey, lütuf var. Nasılsa lütuf var. Gene aynı günahları işlesen bile... E, Rabbe tövbe ederim, Rab bağışlar. Lütuf yani günahlarımızı e, böyle yapabilmemiz için bir bahane değil. Bir de şey yani e, hatta... E, ...kilise dünyasında da bu, bu e, aldanmaya düşen imanları Paulus uyarıyor. Yani... Günah işleyelim diye mi lütuf aldık? Hayır, kesinlikle hayır. Evet. Lütfu günah işlemeyelim diye aldık. Evet. Ee, bir de şu yani, Tanrı'nın her bir imanlı için yüksek bir standardı var. Evet. Birçok imanlı çok daha düşük bir standartta yaşayarak lütufla bunun örtüleceğini düşünüyorlar. Evet. Lütuf benim yenilgimi, benim zayıflığımı, benim itaatsizliğimi, benim işte tembelliğimi örten bir şey gibi düşünüyor. Evet. Hayır, lütuf bizi daha yüksek bir standarda yükseltmek için bize verilen tanrısal güçtür. Evet, evet. Çünkü bu önemlidir. Bazı konularda zayıf olabiliriz. Evet. Ve e, hatalar yapabiliriz. Çünkü e, kurtulduğumuz zaman, yani e, lütufla kurtulduk, ruhumuz kurtuldu, yeniden evet. doğduk, yeni bir ruha sahibiz. Evet. Ama canımız kurtulmaya devam ediyor. Hı hı. Nedir bu can kısmı? duygular, düşünceler ve irademiz değil mi hı hı. İsteklerimiz. kurtulmaya devam ediyor. Düşüncelerimizin yenilenmesiyle devam ediyoruz kurtulmaya. Düşüncelerimiz kurtulmaya devam ediyor. Hı hı. Can canımız e, isteklerimiz taze yenileniyor, yenileniyor, kurtulmaya hı hı. Evet. devam ediyor. Şimdi bu canımız e, bedenimiz de ölünce kurtulacak zaten. Canımız kurtulmaya devam ederken bazı hatalar yapabiliyoruz. Yani çünkü daha henüz canımız iman ettiğimiz anda kurtulmadığı için kurtulmaya evet. devam ettiği için bazı hatalar yapabiliriz. Ve bu hataları yaptığımız zaman ne yapacağız işte? Bu çok önemli. Evet. Yani lütfun arkasına saklanmak diye bir şey var. Hı -hı. Yani nasıl olsa Tanrı beni bağışlıyor deyip hataları yapmaya devam mı edeceğiz. Hı -hı. Ama gerçek lütuf şu. Hatanı kabul ettik, hatanı gördükten sonra Rab benim bu konuda zayıflığım var. Ve Senden güç istiyorum. Bu konuda beni güçlendirmeni istiyorum ki... ...bunu bir daha yapmayayım. O zaman işte lütuf devreye giriyor. Evet. Bu Tanrı'nın gücü. Bu bir armağan. Bu hak ettiğimiz bir şey değil. İyi işlerimizin ödülü değil. Bu bir armağan. Ve bu... E, ...Tanrı'ya layık bir yaşam sürebilmemiz için... ...Tanrı'nın bizi güçlendirmesi. İmanlı hayatımızı... ...Tanrı'ya layık bir şekilde sürdürebilmek için... Ee, Tanrı bize güç veriyor, lütuf veriyor. Dolayısıyla kendi zayıflığımızı, kendi gücümüzle üstesinden gelemeyeceğimiz durumlarda Tanrı'nın lütfuna ihtiyacımız var ki, bu lütuf bu güç hayatımıza gelsin ve bizim zayıf yanımızı güçlendirsin. Tanrı'nın gücü sayesinde, kendimizin gücü sayesinde değil, Tanrı'nın gücü sayesinde bizi güçlendirsin ve artık bu zayıf noktamız zayıf nokta halinden çıksın ve güçlü bir alanımız olsun. Güçlü bir noktamız Tan haline gelsin ki böylece hı hı. günah işlemeden yaşamaya devam edelim. Pa Paulus'un durumu da hani Tanrı'dan değil mi o sürekli o baskı altında olduğu zaman, saldırı altında Tanrı'dan bunun ona uzaklaşmasını istedi. Yani bunu benden al dedi. Tanrı ne dedi? Lütfum sana yeter. Zayıflığında güçlüsün. Hı hı. İşte lütfun tanımlaması orada. Paulus üç kere Rab'be yalvardı. Artık kaldıramıyorum bu kadar baskıyı, kaldıramıyorum bu kadar zulmü. Hı hı. Ee, Rab yani Birazcık daha rahat olsun hizmetim. Tanrı evet. dedi hayır daha rahat olmayacak hizmetin. Hatta daha da zorlaşacak ama merak etme lütfum sana yeter. Hı hı. Ben senin eksikliğini benim lütfum tamamlıyor. Lütuf bizi tamamlayan güç. Evet. Lütuf eksikliğimizi örtüp aynen o eksikliğimizde kalmamıza tahammül et, 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 etmemizi sağlayan bir şey değil yani. Hı -hı. Lütuf bizi değiştiren, bizi güçlendiren, bizi tamamlayan evet, şey. Evet. Zayıflığımızda bizi güçlendiren. Evet. Aa işte ben zayıfım ama nasılsa Tanrı'nın lütfu var diye böyle hayat işte sonuna kadar böyle kalacağım, ben böyleyim ama nasıl olsa Tanrı lütfuyla beni bu şekilde de seviyor, bu şekilde de kabul ediyor diye düşünürsek aldanmış oluruz. Tanrı o şekilde evet. kalmamızı istemiyor. Evet. O bizi bol yaşamdan mahrum bırakıyor. Evet. Kıt bir yaşamda kalıyorsun o zaman. Saplanıp kalıyorsun. Evet. Belli bir seviyede kalıyorsun ama evet. yükselebilirsin değil mi? Evet. Bol yaşama doğru yükselebilirsin. Hayatında her şey artabilir. Evet. Artan ölçüde, Kutsal bak, Tanrı artış tanrısı her şey artan ölçüde imandan bahsediyor. Evet. Artan ölçüde lütuftan bahsediyor değil mi? E, yücelikten yüceliğe değişmekten bahsediyor. Hayatımızdaki yüceliğin artmasından bahsediyor. Yani Tanrı hayatımızı işlediği sürece her zaman bir artış olması lazım. Evet. Eğer bir artış yoksa, bir ilerleme yoksa imanlı hayatında o zaman o saplanmış kalmıştır hı hı. belli bir seviyede ve hayatında lütuf artmamaktadır. Hı hı. Belli bir seviye lütuf da kalmıştır değil mi? Hı hı. Evet. Yani e, lütuf zayıflığımızda bizim gücümüz. Evet. Çünkü kendi gücümüzle bazı şeylerin üstesinden gelemiyoruz. İşte o zaman lütfa ihtiyacımız var ki Tanrı'nın gücüyle üstesinden gelelim. Ama mesela e, günah işlediğimiz zaman. Hı hı. Ne yapacağız? Hı hı. 1. Yuhanna 1.9'da diyor ki ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Yani Hı -hı. hangi kötülük olursa olsun diyor ki her kötülükten bizi arındıracak, bizi bağışlayacak. Hı -hı. Ve e, mesela bazı insanlar düşünebilir işte lütuf sayesinde kurtuldum. Hı -hı. Bundan sonra nasıl yaşarsam yaşayayım lütuf altındayım. Hı -hı. Yani o e, deyip de yani e, günah içinde, günahlı hayatını yenik bir yaşam Hı -hı. sürdürebilir. Hı, -hı lütuf altındayım değil. Yani bu ne demek? Yani bu benim zayıflığım, bunun üstesinden gelemiyorum. Ben buyum işte, beni böyle kabul edin. Evet, bunun üstesinden gelemiyorum. İşte çok denedim, çok bunun içinden çıkma çalıştım, çok denedim ve üstesinden gelemiyorum. Ama e, Tanrı da benim bu zayıflığımı biliyor ve Tanrı bildiği için işte lütfuyla beni bağışlıyor. Bu lütuf değil. Lütuf Tanrı senin bu zayıflığını biliyor ve bu zayıflığının zayıflıktan çıkıp güçlü noktan olması için sana lütuf ve bol lütuf aktarıyor ki hı hı. Tanrı'nın lütfuyla yani Tanrı'nın verdiği güçle, bu güçlendirmeyle bunun üstesinden gelebilirsin. Hı hı. Çünkü Tanrı kendi kendimize bırakmıyor bizi. Hı hı. Yani tamam ben seni lütfunla kurt, kurtardım ve artık bundan sonra sen kendisin, kendi yaşamını kendi idare edeceksin. Hı hı. Yani kendi, başınsın, kendi başınasın. Kendi başınasın. Kendi yaşamı, kendi idare edeceksin. İşte e, kendi zorlukların üstesinden kendin geleceksin. Kendi gücünle iyi bir Hristiyan olmaya çalışacaksın, çabalayacaksın. Evet, Olmuyor. Evet. Kendi gücünle benliği yerine evet. çalışacaksın. Kendi Olmuyor. Kendi gücünle iyi bir Hristiyan olamazsın. Nasıl kendi gücünü kurtulamıyorsan, kendi gücünle de yaşayamazsın. Evet. İşte Paulus'un Galatyalıları söylediği şey bu. Ak Ey akılsız Galatyalılar. Hı. Lütuf'la başladıktan sonra nasıl kendi gücünüzle bu işi tamamlamaya çalışırsınız evet, Yasayla yani, değil mi yani <laughs> bunu anlatmaya çalışıyor evet, evet, yani evet. çünkü burada Paulus'un lütuf öğretisi var evet, ey akılsız diyor yani nasıl lütufla kurtulduğunu bilerekten kurtu, lütufla kurtuldun ve nasıl kendine gücüne dayanarak yaşamaya çalışıyorsun yani hmm. yaşayamazsın bu bol yaşamı lütuf olmadan Tanrı'nın gücü olmadan yaşayamazsın Evet. Kendi gücünle yaşayamazsın. Kendi gücünle zorlukların üstüne gelemezsin. Bu mümkün değil. Evet. Tanrı'nın gücüne ihtiyacın var. Tanrı'nın lütfuna ihtiyacın var. Dolayısıyla e, lütuf çoğalsın diye yani bir günah mı işleyelim diyor Paulus. Diyor, ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Hı hı. Yani Yanlış bir lütuf kavramının tam tersi bu yani. Hı hı. Dengede bir lütuf kavramı değil mi? Evet. Yani Tanrı'nın sevgisi ve lütfuyla Tanrı'nın e, Rab korkusunun e, olduğu bir denge olması lazım hı hı. değil mi? Yani Rab korkusu yoksa kişinin hayatında kutsallaşma yolunda yürüyemez. Rab korkusu yoksa lütfun arkasına sığınarak olduğu gibi kalır. Evet. Tanrı olduğumuz gibi kalmamızı istemiyor. Seni kurtardım. Cennet'in biletini cebine koydun, öyle kal işte bekle. Bekleme modunda kal, standby modunda kal istemiyor. Aktif olmamızı istiyor. Efendim. Bir şeyler yapmamız lazım. İyi işler için diyor, bizim Efendim. için tasarladığı iyi işleri yerine getirmemiz lazım Efendim. değil mi? Ancak bunları da lütfullah yerine getirebiliriz. Evet. Ruhsal armağanlar var. Mesela günümüzde lüt insanlar Tanrı'nın lütfuna inanıyorum diyor ama Tanrı'nın ruhsal armağanları kabul etmiyorlar. Efendim. Birinci konuda 12'de gördüğümüz kutsal ruhtan gelen ruhsal armağanları kabul etmiyorlar. Günümüzde geçerli değil diyor. Yani ne yapıyor? Lütfu kenara itmiş oluyor. O diyor ki o armanlar kilisenin yararı için bizlere verilmiştir. Hı hı. E sen onu kenara ittiğin zaman onun yararını göremezsin hayatında. Hı hı. Yani bunların hepsi lütufla verilen çağrılar, armanlar, hep lütufla verilen şeyler. Kurtuluştan sonra lütuf bize başka armanlar da sağlamaya devam ediyor. Bunları kenara itemeyiz. Hı hı. Hayatım, vaktimiz doldu bir sonraki programda da lütfun üzerine bina devam edelim. Çünkü önemli ve derin bir konu. Bazı başka şeyler değinmemiz gerekiyor. Sevgili izleyeceğimiz programımızın sonundayız ve sizleri bu harika lütfa davet ediyoruz. Kurtaran bu lütfa davet ediyoruz. Belki henüz İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etmediniz ve bu lütufla tanışmadınız. Bugün bunu yapabilirsiniz. İman edin, bir karar verin ve Tanrı'nın lütfu sayesinde, bu armağanın sayesinde kurtulun. Bu sizin başarınız değil. Kendinizi kurtaramazsınız. Bugün doğru kararı verin. Ve belki de bir Mesih imanlısı olarak beni izlemeyin izlemektesin ve belki diyeceksin ki ah, konuştuğunuz kişi benim. Lütuftan yoksun yaşıyorum. Kendi gücümle çabalıyorum ama hayatımda bir ilerleme yok. Hayatımda bir yükselme yok. Bu bol yaşamı tadamıyorum. Ve belki fark, bugün fark ettin ki daha çok lütfa ihtiyacım var. Tanrı'nın lütfuna gelmen gerekiyor ve tövbe etmen gerekiyor. Rabbin uzaksın. Bugün Rabbe geri dön. Lütfen ee, belki ilk defa iman edeceksiniz ya da Rabb'e geri döneceksiniz. Benimle birlikte bu duayı tekrar edin. Sevgili Tanrım. Sevgili Tanrım. Oğlun İsa Mesih'i. Oğlun İsa Mesih'i. Rabbim. Rabbim. Ve kurtarıcım olarak. Ve kurtarıcım olarak. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Günahlarımdan. Günahlarımdan. Tövbe ediyorum. tövbe ediyorum. Tövbe ediyorum. Beni bağışla. Beni bağışla. Beni akla. Beni akla. Yüreğime gel. Yüreğime gel. Beni kurtar. Beni kurtar. Bana bol lütuf aktar. Bana bol lütuf aktar. Bol yaşam ver. Bol yaşam ver. İsa Mesih'in adıyla. Mesih adıyla. Amin. Amin. Sevgili dostum, çok iyi bir karar verdin. Ve sana şunu söylemek istiyorum. Günahlarını itiraf ettiğin için, Tanrı'nın önünde kendini alçalttığın için lütuf buldun ve bağışlandın. Harika bir başlangıç yaptın. Ama lütufla devam et. Lütfen bize yazın. Sizden işitmek istiyoruz. Sorularınız, dua istekleriniz varsa, tanıklıklarınız bunu bizlerle paylaşın. Hayatım lütf, lütuf üstüne devam edelim. Bir sonraki programda çok teşekkür ederiz paylaştıkların için. Sevgili izleyecimiz e, sakın kaçırmayın. Devam ediyoruz. Bizlerle birlikte olun bir sonraki programda. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujde.turkiye@msn.com. SMS hattımız 0534 611 81 75 Kutsal kitapta Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın diye yazılmıştır. Bu program ve hizmetimiz tıpkı sizin gibi Rabbi seven, ve bu hizmete ortak olan kişilerin sunularıyla mümkün olmaktadır. Sizi dualarınızla ve sunularınızla bu hizmete destek olmaya davet ediyoruz. Bereket alıyorsanız bereket olun. Böylece hem ödüllerimizi paylaşmış olursunuz hem de başka canları bereket olmuş olursunuz. Unutmayın. Az eken az biçer, çok eken çok biçer.